Evet arkadaşlar, 3-2-1 kayıttayız ve başladık. Neredeyiz? Kısa cevaplı testler ve çoktan seçmeli testlerin özelliklerindeyiz değerli öğretmenlerim. Şimdi sizlerle kısa cevaplı testlerin özellikleri nelerdir? Çoktan seçmeli testlerin özellikleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Öğretmenlerim, kısa cevaplı testler karşınıza boşluk doldurma testleri, boşluk doldurma sınavları olarak da gelebilir. Takdir edersiniz ki kısa cevaplı test dediğimiz şu olabilir. İşte herhangi bir özelliğin gözlenip gözlem sonucunu sayı ve sembolle belirtilmesi nokta 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 denir. Bakın, ne denir buna? Ölçme denir. Al sana bir kısa cevaplı test, al sana boşluk doldurma arkadaşlarım. Bu tarz sorulara, sınavlara biz kısa cevaplı testler diyoruz. Peki arkadaşlarım, biz yazılı yoklama ve sözlü yoklamada üst düzey davranışlar ölçüyorduk ya. Biz kısa cevaplı testlerde alt düzey davranışları ölçeriz. Arkadaşlarım, alt düzey davranışlar ölçülür. Değerli öğretmenim, alt düzey davranışlardan kastettiğim ne? Yine Sema hocam sana anlatmıştır. Bilme kavrama düzeyinde basamaklar. Bak, az önceki soru bilme basamağındaydı değil mi? Ezber bir bilgiydi. İşte biz arkadaşlarım kısa cevaplı testlerde daha çok alt düzey davranışları ölçeriz. Ve yine kısa cevaplı testlerin arkadaşlarım, şimdi olumsuz bir özellik gibi görünebilir alt düzey davranışları ölçmek, ama sınav türüne ihtiyaca göre de değişir. Yani direkt olumsuzdur da diyemeyiz. Bizim kısa cevaplı testlerimizin bir olumlu özelliği var ki o da şudur arkadaşlarım. Soru sayısı. Şimdi soru sayısı artar. Soru sayısı arttıkça ne artar? Duyarlılık. Duyarlılık arttıkça ne artar yavrular? Güvenirlik artar. Bu yine biz tekrar edelim. Hani ölçme değerlendirme öğretmeni sana tekrar et demiştir. Sen belki tekrar etmemişsindir ya, ben sana onun yerine tekrar ettiriyorum. Soru sayısı fazla. Soru sayısı fazlaysa güvenirlik yüksek. Şimdi soru sayısı fazlaysa kapsam geçerliliği de artmaya başlar mı? Artar. Çünkü her konudan soru sormama imkan verebilir bana. Bu yüzden soru sayısı arttığı için arkadaşlarım kapsam geçerliliği ve güvenirliği yükselmeye başlamıştır diyorum sevgili dostlar. Şimdi gelelim. Yazılı yoklama ve sözlü yoklamalarımızda şans faktörü yoktu. Kısa cevaplı testlere bak, şans faktörü var mı? Kısmen var. Azıcık da olsa, ucundan da olsa var. Yani arkadaşlarım, yani şans faktörü kısmen var derken şundan kastediyoruz. Öğrenci atarak doğru cevaba ulaşma ihtimali nispeten var. Sağdan bir baş harfini görür, yazar. Biri fısıldamıştır, yarım yumalak anlamıştır, yazar. Veya direkt işte elini şöyle kalbinden götürmüştür, titrettirerek bir yazı verir arkadaşlar, doğru çıkar. Şans faktörü kısmen de olsa var yani. Objektifliği arkadaşlarım, objektifliği yüksek dedik. Burada da şunu eklemek istiyorum. Objektifliği var, evet yüksek, ama yüksek ama kısmen objektifliğinin düşük olduğu zamanlar olabilir. Ne gibi? Ne gibi? Şimdi öğretmen şunu demiştir. Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikler nokta nokta virgül nokta nokta virgül nokta nokta. 3 tane demek istemiş adam sana. Aslında bunu yazamaz. Bu yazım kuralına da aykırı ama yazmış diyelim. Sen geçerli yazdın, güvenirliği yazdın, üçüncüyü yazmadın. Ben de baktım, lan bu benim sevdiğim öğrenci la. Yazıkla, adam zaten 3'te 2 yapmış. Ben buna tam puan vereyim dedim. 10 puan verdim. Bak, objektifliği düşürdün mü? Puanlama hatası yapmış oldun mu? Nispeten de, kısmen de olsa objektifliğin düştüğü durumlar vardır. Ama hazırlanması kolay, uygulanması kolay, puanlanması kolay arkadaşlarım. Hazırlamak oldukça kolay, alt düzey davranış. Uygulamak kısa sürede çok fazla soruyla yoklayabiliriz. Puanlaması da kolay arkadaşlarım. Öyle çok yazılı yoklamadaki gibi saatlerce zamanımızı alacak bir tür de değil. Şimdi bizim kısa cevaplı testlerimizin özelliklerine baktığımda, hazırlamak, uygulamak, puanlamak kolaysa kullanışlılığı kolay. Zaman ve maliyetti ya. Şimdi şans faktörünün olması güvenilir olumsuz etkiliyor, kısmen olması. Soru sayısının olması yüksek olması güvenilir olumlu etkiliyor. Bir de bizim kısa cevaplı testlerimizin hazırlarken dikkat etmem gerekenler var. Hazırlarken nelere dikkat edeceğim? 1. Soru açık, net, anlaşılır olacak. Abem. Açık, net, anlaşılırlık ne demek biliyorsun. Neydi arkadaşlarım açık, net, anlaşılırlık? Soruların güvenilir olmasıydı. Güvenilirliği etkileyen faktörlerde öğretmenin sana bunu anlattı. Açık, net olmayan bir soruyu öğrenci nasıl cevaplasın ya, değil mi? Devam ediyorum. 2 arkadaşlar. Sorular kaynaktan, bakın altını da çizmişim, direkt alınmamalı demişim. Yani
Az önce benim sana yazdığım var ya, işte herhangi bir özelliğin gözlenip gözlem sonucunun sayı ve sembol belirtimi nokta 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 denir. Bu olmaz. Ben bunu kitabı cümleyi olmuş almışım, aynen koymuşum. Böyle ben bir soruyu yazamam arkadaşlar. Tamam, böyle ben bir, böyle sen bir şey gibi oldu. Sen milyon, sen milyar, sen milyon tane parayı ne yaptın? Bana bir de bakan gibi oldu değil mi? Berkçim, devam ediyoruz. Sorular kaynaktan direkt ne yapılamaz? Alınamaz arkadaşlarım. Biraz değiştireceksin, oynayacaksın sorularla. Devam ediyorum. Sorular birbirine bağlı da olamaz. Tabii bu birbirine bağlı demekten kastettim. Sen arkadaşlarım, yukarıdaki sorudan bağlantı kurarak bir sonraki soruyu yazma. Öğrenci bu defa tahmin ederek, ha bu bununla ilişkiliydi, buradan da buraya gidebilirim diyebilir, soruyu cevaplayabilir, olmaz. Yine senin sorun diğer sorulara ne olmayacak? İpucu olmayacak arkadaşlarım, ipucu oluşturmayacak. Ben mesela yapardım, bak ben size anlatayım arkadaşlar, ben KPSS'ye falan girerken, bu arada benim Türkiye 20.liğim de vardır KPSS'de arkadaşlar. Kendimi de anlatayım, övmüş gibi olmayayım ama ve lakin. Şimdi diğer sorulara ipucu olmayacak ya, ben şöyle yapardım. Hiç de çıkmazdı tabii, tutmazdı. Yazım yanlış soruları olurdu. Bazen bulamazdım abi. Bütün sınav boyunca, genel kültür, genel yeteneğim, bütün sınav boyunca o kelimeyi arkadaşlarım yazım yanlışını bulmaya çalışırdım. Takıldığım bir kelime varsa, acaba burada yanlış var mı diyor. Lan arkadaş, 30 tane Türkçe, 30 tane matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 16 vatandaşlık, güncel bilginin içerisinden o yazım yanlışlarıyla ilgili bir tane kelime geçmez mi ya? Geçmiyordu. Arıyordum arkadaşlar sınav boyunca. Sonra tabii dönüyordun tıpış tıpış. Şimdi yapmak istediğini yapıyordun. Yani benim sorum bir diğerine ne olmamalı? Bakın kısa cevapladı da ipucu olmamalı. Aynı zamanda soruda çift olumsuz ifade kullanılmamalı. Yani çift olumsuz ifade dediğim şu. İşte güvenilirli aşağıdakilerden hangisinin etkilediği söylenemez değildir. Lan böyle cümle mi olur ya? Çift olumsuz ifade kullanmayacağız. Yine. Kısa cevaplı testlerde boşluklar birbirine eşit olacak. Yani şunu demek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk koyduysa bütün sorularda arkadaşlarım aşağı yukarı böyle 5 boşluk koymam gerekiyor. Çünkü öğrenci çakaldır. Arkadaşlar biz çakallığı severiz değil mi? Ne yaparız? Burada uzunsa bunun cevabı uzun bir şeydi lan derim. Bunun cevabı kısa bir şeydi lan derim. O yüzden arkadaşlarım benim ne yapmam lazım? Kısa cevaplı testlerde boşlukların arasını hep eşit vermem lazım. Tamam mıyız dostlar? Genelde de cümle sonu ve ortalarında koyarız değerli öğretmenlerim. Evet, şimdi kısa cevaplı testlerden atladık. Nereye? Lanet olası bir sınav. Aha ne oldu? Lanet olası bir sınav türüne. Çoktan seçmeliye geçtik. Öğretmenim, çoktan seçmeli sınavlar başımızın belası değil mi? Lan liseye geçeceğiz, çoktan seçmeli. Üniversiteye gideceğiz, çoktan seçmeli. KPSS'ye gidip öğretmen olacak, yine çoktan seçmeli. Her yerde karşımıza çıkıyor. Neymiş bu çoktan seçmeli? Bakalım niye bu kadar çok soruyorlar? Bir, arkadaşlarım, şimdi çoktan seçmeli sınavların özelliklerine bakmak istiyorum. Biz Bloom'un taksonomilerinden bahsettik ya. Arkadaşlarım, Bloom'un taksonomisinde sentez hariç geri kalan bütün basamaklar ölçülebilir. Yani hangileri ölçülür? Bilme, kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme dediğimiz basamaklar ölçülebilir. Sadece ne ölçülemez? Sentez basamağı ölçülemez. Sentez hariç bütün basamaklar ölçülür. Sentez neydi bir hatırla, yine Sema hocam anlatmıştır ama velakin. Sentez dedim, ortaya yeni bir ürün çıkarmak, yaratıcılık çıkarmak değil mi arkadaşlarım? Yeni bir araba tasarlamak, işte bir şiir yazmak, bir örgü çıkarmak. Bunu nasıl yapacaksın ya, çoktan seçmeli de. Değil mi? O yüzden sentez hariç bütün basamaklar ölçülür dedik. Devam ediyorum. Şimdi çoktan seçmeli sınavların soru sayısına baksana. Genel kültür, genel yetenekte 120 tane, eğitim bilimlerde 80 tane soru var. Soru sayısı çok mu? Evet. Peki soru sayısı fazlaysa duyarlılığı nasıl etkilenir? Olumlu. Duyarlılık arttıkça ne artar dostlarım? Güvenirlik artar mı? Artar. Bak, güvenirliği yüksek. Peki çoktan seçmeli testlerin kapsamı yüksek midir? Kapsam geçerliliği yüksektir. 120 tane soru bir zahmet kapsamı temsil etsin değil mi? Kapsam geçerliliği de yüksektir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi niye en fazla kullandığımız sınav olduğunu söyleyeyim. Bir, soru sayısı fazla mı? Bir, soru sayısı fazla mı? Fazla. Bir dakika. Bir, soru sayısı fazla mı arkadaşlarım? Fazla. İki, bir soru sayısı fazlaysa şunu yapabilir miyiz?
120, 150, 180, 80, 50 soru sorabilir miyiz? Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, bizim ülkemiz kalabalık bir ülke. Senin bir öğretmenlik dediğin sınava 400 bin, 500 bin kişi giriyor. Senin bir TYT dediğin sınava 2 milyon, 2,5 milyon aday giriyor arkadaşlarım. Bu yüzden kalabalık gruplarda kısa sürede çok fazla soruyla yoklayabileceğim yer benim çoktan seçmelidir. Bir, hem kapsamı temsil ediyor hem de kısa sürede aynı anda bir sürü kişiye ulaşıyor. Düşünsenize ya, sen 120 dakikada arkadaşlar 2 milyon tane adayı sınava alabiliyorsun. 2 milyon kişi aynı anda sınava giriyor. İşte 80 tane eğitim bilimleri sorusuna 450 bin adayı aynı anda sınava alabiliyorsun. Bakın, aynı anda çok fazla kişiye ulaşabiliyor muyuz? Evet. O yüzden aslında çoktan seçmeli testler tercih ediliyor. Bunu şöyle yazabilirsiniz: kalabalık gruplarda uygulanmaya en uygun sınav türüdür. Devam ediyorum. Şans faktörü var mı? Maalesef ki var. Ama şans faktörünü aza indirmek için ne yaparız? 1. Düzeltme formülünü kullanırız. Anlatmıştım ben size bunu. 2. Seçenek sayısını arttırırız. Düzeltme formülü şuydu: sınavın seçeneklerinin bir eksiği kadar yanlış yaparsan bir netin gider, bir doğrun gider. 5 seçenekli bir sınavsa bir eksiği 4, 4 yanlış bir doğruyu götürmesi. Öğrenci atmamaya başlar. 2. Seçenek sayısı. 2 seçenekli bir sınav yaparsan %50 idi. 5 seçenekli yaptın, %20'ye kadar düşürdün. Seçenek sayısı ile düzeltme formülünü kullanarak şans faktörünü bir nebze olsun aşağıya indiririz. Objektiflik. Bakın, objektifliği en yüksek diyorum. Objektifliği niye en yüksek biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü sen okumuyorsun. Optik okuyucular okuyor. Optik okuyucular da senin gibi hata yapmıyor arkadaşlarım. O yüzden objektifliği, tarafsız puanlaması en yüksek olan sınavdır. Hazırlanması zor mu? Evet, zor. Zaman alır mı hazırlanması? Evet, alır. Uzmanlık gerektirir. Çünkü seçeneklere dikkat edeceksin. Bir, alakasız bir cümleyi seçeneğe koyamasın öğrenciler. Seçenekler birbiriyle ilintili olacak ama aynı zamanda arkadaşlarım net olacak, açık olacak, anlaşılır olacak. Soru kökleri net olacak. Çift olumsuz ifade falan kullanmayacağız. Biraz sonra göreceğiz. Devam ediyorum. Uygulanması ve puanlanması kolay mı? Evet öğretmenim, uygulanması kolay. Bak az önce ne dedik? 2,5 milyon adayı arkadaşlarım sen 120 dakikada sınava alıyorsun. Uygulanması kolay. Puanlanması kolay mı? Evet. Bu 2,5 milyon tane kağıdı bir hafta içinde okuyabilen bir optik okuyucun var. Düşünsen, onu elinle okudun. 2,5 milyon kağıt. Okuyorsun okuyorsun bitmiyor. 3355, 3356, 3350. Şaban bir filmi vardı ya. Altın sayıyorlar. Bir şey unuttuk lan, kaça geldiydik? Başa dön. 1, 2, 3, 3500, 3601, 3, unuttuk lan başa dön diyor. Saffet abi, Himmet abi gibi olursun değil mi? Kafayı yersin lan. 2,5 milyon tane sınav okunur mu? 4444, 4445, 4446. 4447, 4448. Saffet, televizyonda alacak mıyım? Ben kelepçeli saat alacağım. Ben yaylom bir gecelik istiyorum. 4453. Himmet abi, bu karılar gene çok konuşurlar, senin kafan karışacak. Sayende karıştı. O yüzden ne kullanıyorsun? Optik okuyucu. Optik okuyucuyla kısa zamanda bir sürü kağıt okuduğun için puanlanması kolaydır yavrular. Devam ediyorum. Hazırlanmasına dikkat edeceklerimiz: bir, bak yine demişim ki seçenekler kısa olacak. Öyle tutup da şunu yapmayacaksın. Şuraya yapayım. İşte A seçeneği kısa, B seçeneği kısa, C kısa, cevap D seçeneği şöyle uzun, D kısa. Öğrenci gider D'yi işaretler. Lan en uzunsa burada vardır bir kerametler. Biz severiz ya öyle şeyleri. O yüzden seçenekler kısa ve aynı uzunlukta olacak. Birbirinden farklı olmayacak yavrular. Devam ediyorum. Madde kökünde, madde dediğimiz neydi? Soru. Soru kökünde çift olumsuz ifade olmaz. Olumsuz bir ifade kullandığını da altını çizeceksin, öğrenciyi uyarmış olacaksın. Hani diyoruz ya, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışın altını çizeceksin. Aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenemez. Lan yanlış olduğu söylenemezse çift olumsuz ifade bu olmaz. Yazım kurallarına aykırı, çoktan seçmelin. Devam ediyorum. Soruların cevapları bir örüntü içermemeli. Yani öğrenci soruyu çözdü. Birinci soru A, 2B, 3C, 4D, 5E. 6D, 7C, 8B, 9A. Aa, zikzak lan bu. Ben böyle Z yaparak sorularımı çözüvereyim lan diyorum. Bir çıkıyorum, 100 alıyorum. Örüntü içeriyor değil mi arkadaşlarım? Ya da 2A, 2B, 2A, 2B şeklinde gidiyorsa yine örüntü içeriyor. Bu durumda
Arkadaşlarım, bizim güvenilirliğimiz ve geçerliliğimiz düşer. Bakın, geçerliliğimiz düşer. Pardon, niye düşüyor arkadaşlarım örüntü içerirse? Yapı geçerliliğini düşürür. Örüntü içermesi yapı geçerliliğini düşürür sevgili dostlar. Ve soruların seçenekleri eşit olmalı. Yani şurada dedim ya az önce, seçenekler birbirine eşit olmalı diye. Şimdi toplarsak. 1. Çoktan seçmeli sınavlar. Sentez hariç bütün basamakları ölçebiliyor mu? Ölçebiliyor. 2. Çoktan seçmeli sınavın soru sayısı fazla olduğu için kapsam geçerliliği ve güvenilirliği yüksek mi? Yüksek. 3. Şans faktörü var ancak biz bunu az indirmek için 1. seçenek sayısını arttırdık. 2. düzeltme formülünü ne yaptık? Kullandık. Hazırlanması zor ve zaman alıyor dedik. Objektifliği en yüksek sınavdır dedik. Uygulanması ve puanlanması kolay. Unutma, kalabalık gruplarda uygulanmaya en uygun sınav çoktan seçmeli sınavdır diyorum sevgili öğretmenlerim. Evet, ne çok konuştum ya. Ben çok konuştum. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı testi de böylelikle bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.